Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün yine sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için solo tapta Nautilus oynayacağım. Nautilus üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız şimdi. İlk etapta ben Musubet iksiri ile başlamak istiyorum. Lane'e hızlıca gideceğim. Neden Musubet iksiri ile başladığımı da söyleyeceğim. Rünlerimden de bahsedeceğim zaten. Full AP üzerine oynayacağız. Dediğim gibi orada beklememi istiyorlar sanırım. Okey, bekleriz. Dediğim gibi full AP kasacağım. İlk etapta bir asırlık sopa alacağım. Tank da kassanız, full AP de kassanız, Nautilus oynuyorsanız solo tapta abi asırlık sopayla başlamanızı tavsiye ederim. Neden asırlık sopa? Asırlık sopa bildiğiniz gibi hem mana veriyor, hem can veriyor, hem yetenek gücü veriyor. Bu üçü de Nautilus için çok değerli şeyler. Bildiğiniz gibi Nautilus ilave can kastığınızda W sayesinde daha fazla kalkan elde etmenizi sağlıyor. Ki yetenekleriniz çok fazla mana harcıyor. Bu yüzden mana ihtiyacınız var. Ve full AP kastığımız için de yetenek gücüne ihtiyacımız var. Bu yüzden hepsini birlikte tamamlayan eşya asırlık sopa. O yüzden ilk eşya olarak asırlık sopa tamamlayacağız. Karşımızda Jax var. Jax bize problem olabilir. Özellikle düz vuruşlarıyla birlikte beni çok rahat bir şekilde kesebilir. Ona karşı dikkatli oynamam gerekiyor. Ignite girdim. Rahat bir şekilde laning aşamasına skor çıkartabileyim diye. Hasarım çok fazla olmayacak biliyorum erken oyunda ama yine de eğer Jax hata yaparsa veya ormancım buraya gelirse kesebilme ihtimalimiz olsun istiyorum. Bunun yanı sıra E-Skill ile başlayacağım. Anorin olarak Artçı Şok'u tercih ettim. Artçı Şok tercih etmemin sebebi şu. Herhangi bir şekilde kitle kontrolü uyguladığımda şimdi patlayacak. Artçı Şok rakibe ilave bir hasar veriyor. Bu da bu ilave hasar da sizin hem can barınıza hem ilave yetenek gücünüze bağlı olarak değişen bir hasar olduğu için çok güzel bir uyum yakalamanızı sağlıyor. Hem girdiğiniz rünler açısından hem de kastınız build açısından çok çok büyük bir avantaj. Jax'ın can barını oldukça azalttık. Jax da burada Musubet iksiriyle başlamış bu arada. W'muzu açalım. Peşinden de W açıyorum ben. Yani W açmak birazcık daha mantıklı açıkçası. Jax burada hata yapmışsın diye bekliyorum ama. Eğer Q yeteneğim olsaydı Jax'ın üstüne devam ederdim. Ama Q'm yok maalesef. 2 leveliz. Şuraya bir totem atalım. Rakip ormancı Zek. Buraya erken bir baskın deneyebilir. Nautilus gibi bir şampiyon sonuçta. Hem Jax'ın kitle kontrolü hem Zek'in kitle kontrolü benim düşmeme yeterli olacaktır. Bu arada ilk etapta AD'm oldukça düşük. Bu sizin canınızı sıkabilir. Ama problem değil. AD'niz düşük olsun. Minyon kesmede sıkıntı çekseniz dahi ilerleyen safhalarda yetenek gücünüz sayesinde hem minyonları rahatça biçiyorsunuz. Hem de rakibe bir anda burst damage uygulayabildiğiniz için karakter oldukça güçlü oluyor. Jax'ın potu kaldı mı? Bir tane potu kalmış. Okey, Zek buraya geldi bu arada. Ben şu ufaktan geri çıkayım. Güzel, burada da ilk kan döküldü. İt bakalım koridoru. Koridoru bana doğru itmesi benim için tabii ki daha büyük bir avantaj. Şimdi Jax burada ileri açıldı. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Orada çok kötü oynadık ya. Tamam, çık. Tamamdır. Güzel. Oraya Q ile kaçması iyi oldu. Q'mu çok kötü attım. Tuttururum diye düşünüyordum ama hiç tutturamadım. Bayağı leşledim orada Q'mu maalesef. Ama problem değil. Burada bir skor çıkartmış olduk. Skor benim için gerekli olan şeydi zaten. Amacımız burada Ignite yardımıyla skor çıkartmaktı. Eğer Rammus geldiğinde o Ignite'de skor alamasaydım benim için kötü olurdu. Jax da buraya teleportunu attı. Geç kalmamak için ama bence yanlış bir teleport kullandı burada. Zaten burada minyon biçemeyecek. Hani minyonlara o kadar yakın değil. Burada can barım çok az. Jax'ın bir Q'sunu öldürün direkt. Cidden ölmedi mi o? Can minyon ölür mü? Ölmedi. Çok az bir can barıyla kaçtın Jax ya. Orada AC yardımıyla bizim otomatik saldırılarımızdan hasar yemedi. Şimdi burada son minyon dalgasını da itmek istiyorum açıkçası ama. Zek buraya gelir mi?
Şu an Zeke bayağı açık kapı bırakmış durumdayım. Yani yetişmedi maalesef. Şimdi burada base atacağım. Farmda öndeyim. Skorumu da aldım. Riskli bir hareket yapmayalım. Asırlığımızın sol tarafını bir tamamlayalım. Jackson'da jumper zaten çok az. O da base atacaktır. Bir asırlık. Şu parçayı alalım. Bunun peşinden pink ward. Hızlıca lane'e doğru yürüyeceğiz. Tabi teleportumuzun olmaması büyük bir eksiklik ama burada gelen minyon dalgası minyonlarımın hepsini kaybetmeme engel olacak. Sadece belli bir kısmını kaybedeceğim. Bu arada 6 levelde olmak üzereyim. 6 level olduğumda Jax çok büyük sıkıntı çekecek bana karşı. Jumper'ını da kaybetmeye devam ediyor minyonlardan hasar yiye yiye. Bizim takım bu arada bir skor da almış. Ha, fizimiz almıştı, okey. Botta da maalesef bir lit sönmüş. Sana yetişir miyim? Yetişemeyeceğim. Ayakkabı mı aldın sen? Sanırım pırıltı tamamlamak için arkadaş ilk etapta bir tane yakut almış. O base'e gitmiştir. Şimdi teleport olmadığı için birazcık geç gelecek lane'e. Burada farm avantajı da bana kalacak. Ben burada 6 level olacağım Jax'tan önce. Ve Jax geldiğinde onun üstüne agresif bir şekilde oynayabilirim. Şöyle buraya gelmesi bir 20 saniye falan sürecek zaten aşağı yukarı. O sırada da benim Ignite'ım yavaş yavaş dolmuş olacak. Burada istediğim şey Jax'ın 6 level olmaması. Jax çünkü burada 6 level olursa çok büyük sıkıntı olur. Hala gelemedi arkadaş. Şöyle bir daha ses verelim. Bota ineceğini zannetmiyorum ama. Çok güzel. Burada Ignite'ım da yoktu ama ultimin vereceği ilave hasarla birlikte Jax'ın düşeceğini biliyordum. O hasar da yeterli oldu Jax'ı indirmem için. Gayet güzel. Şu an Jax'a karşı çok büyük bir üstünlük yakaladım. Oo, bir de dağcıları geldi. Harika haberler bunlar. Bu kuleyi daha fazla zorlamama gerek yok. Farmda üstünüm. Minyonlar zaten kuleye vuracaklar. Tabii Jax'a karşı erken oyunda bir kule almam lazım. Yoksa Jax'ın pasifinden dolayı bildiğiniz gibi sabit bir hedefe vurdukça saldırı hızı ve ilave hasar kazandığı için ilerleyen safhalarda sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi ayakkabımızı da aldık. Güzel. Mobilitemiz de var birazcık da olsa. Kesemeyecekler. Ramus öldü. Üzücü. Zek bu arada bayağı bitik durumda. Ramus ona göre daha üstün. Hiçbir şey çıkartamamış Zek. Fizimizde 2 skor var. Aurelion'a karşı zaten üstün olması olasıydı. Ki üstünlüğünü de çocuk koymuş ortaya. Şu an her şey bizim için gayet güzel gidiyor. Bu arada söylemediysem söyleyeyim. Ürünlerin hepsini açıklama kısmına koyuyorum. Açıklama kısmından tamamına erişebilirsiniz. Bazı arkadaşlar açıklama kısmına bakmıyorlar. Bakmadıkları için de kaçırıyorlar. Jackson yetmiyor işte hasar. Niye zorluyorsun? Şimdi bu arkadaşın ultisi var. Ultisi olduğu için sıkıntı. Hani kesmem bir nebze de olsa zor. Ah, o Q diyecekti var ya. Hayır ya. Zek, Zek, Zek. Tam zamanında yetiştin var ya buraya. O Q'mu şurada değdirmiş olsaydım veya o Q'mu birazcık daha adam akıllı bekletmiş olsaydım burada skor almam olasıydı. Kötü oldu ya. Yani Zek'in o geleceği alandan da çıkabilirdim aslında. Çocuk tam yerine atladı. Kurtulamadım maalesef. Bu arada ayakkabı olarak da büyüdürenci ayakkabısı çekeceğim. Yani kitle kontrolüne karşı birazcık defansif olmamız lazım. Jax'ın E'si çok uzun süre kitle kontrolünde tutuyor. Ki aynı şekilde Aurelion Sol'ün Q'su var, ultisi var, Thresh'in yine yetenek kiti. Dolayısıyla onlardan uzak kalmam lazım ki hasarımı rahatça verebileyim. Şu an ultim var ve Jax'ın üstüne zorlamak istiyorum. Burada flash Q yapabilirim ve umarım tutturabilirim flash Q'mu. Yetmedi. Çok çok erken attım. Birazcık daha bekletmem lazımdı. Ya ben niye bu kadar hatalı oynuyorum? Yani bu kadar basit hatalar yapmamam lazım benim. What? What? Ultim gitti abi. Muhtemelen ultim orada takip ediyordu Jax'ı. Ama Jax oradan skor çıkartamadı neyse ki. Birazcık daha erken davransaydım Jax'ın teleportunu bozacaktım. Ama bizimkiler güzel kazandılar fight. Helal olsun. Şimdi Jax buraya gelene kadar ben şurada şu kuleye biraz vurayım.
Jackson mecburen buraya gelmesi lazım. Yoksa burada kulesini kaybedebilir. Güzel zamanlamada, yani güzel zaman TP attı. Ama onu yani bozabilirdim aslında. Birazcık daha erken davransaydım. Ya flash'ımı da zaten çok kötü kullandım. O birazcık canımı sıktı. Şimdi Zek buraya tekrar gelebilir. Ben bir asırlığımı hızlıca tamamlayayım. Asırlığımızı steklemeye başlayalım. Dakika 20'de asırlığımız elimizin altında hazır bulunsun. Burada tecrübe avantajı da bende. Farm avantajı da bende. Bunu korumam lazım. Tekrardan lane'imize doğru hızlıca geçişimizi yapalım. Takımda Fizz'de 4 skor var. Rammus'ta 2 skor var. Bende 2 skor var. Top'ta ölmeseydim daha güzel olurdu. Catelyn'imiz bir skor almış. Farm da üstün. Güzel ya. Şu an her şey güzel gözüküyor. Tabi late'de Catelyn'i korumamız biraz zor olacak ama ya Rammus var, ben varım. Hani Catelyn'in önüne geçeriz. Catelyn de artık range'ini kullanarak bir şeyler yapsın canım. Yani o kadarını da yapsın. Geliyorum abi ben de oraya. Güzel, Zeke'in de burada flash'ini aldık. Aurelion bize gelmiyordur diye düşünüyorum. İyi, orada skor da bende kaldı. Harika. Şimdi ben burada artık kuleyi alacağım. Yoksa rakip bot da sağda solda kule çıkartabilir. Aurelion da bayağı roamlı oynuyor ama gördüğüm kadarıyla roamdan hiç sonuç alamamış. Bir de bu item tercihi ne? Ha, Ruden'e gidiyor galiba. Doğru, eşyalar değişti ya, unutabiliyorum. Şimdi ultimiz var, ignite'ımız var. Jax flash'ını kullandığımı bilmiyorum. Zek level olarak bayağı geride. Ama can barı fazladır diye düşünüyorum. Çarpı eşyasını can yönünde kullanmıştır. Ben buradan uzayacağım. İki kişiler burada. Jax'ın tecrübesini bölüyor Zek. Bu da onlar için bir dezavantaj. Şurada hemen pink ward'ı kıralım. Güzel 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 bir üstünlüğüm var burada. Jax da canını bayağı bir kaybetmiş. Jax'cığım sana bir tane vurayım mı? Ya burada Zek çıkabilir diye korkuyorum. Yoksa benim için hiç dert değil de, ki aynen öyle de oldu. Zek buraya geldi. Öldüremedi. Süper. Son anda gelen kalkanım hayatımı kurtardı. Burada bu adam flash da attı. Ignite'ımı atsaydım da kesemeyecektim de. Dediğim gibi Zek'in gelebileceğini tahmin ediyordum. Ki Zek de geldi. Burada beni kapattılar. Güzel. Şimdi bir ufaktan şöyle pırıltımı alacağım. Pırıltımla birlikte ilave hasarım da artacak. Yani her yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşum çok çok fazla hasar vuracak. Bu adam yok bu arada. Çıkması lazım Fizz'in. Çok riskli hareketler onlar. Da 1v1'de herhalde Jax'ı keser. Alamete başlamışlar bunlardan. İyi, güzel, Fizz yetişti oraya. Fizz bayağı kovalıyor ya. Adamları sokmadı alamet bitene. Alameti alsaydı Jax lane itme konusunda çok çok başarılı işler çıkartabilecekti. Şimdi Jax eğer buradan gittiyse ben artık kuleyi alacağım. Şart oldu yani. Gitmemiş arkadaş. Bu canlı duruyor, iyi. Benim ultim birazdan gelecek. Ultim geldiğinde bu arkadaşla bir şeyler yaparız. Sen kullan onu. Ben burada senin kuleni bir alayım. Güzel. Ya ama Zek'cim. Zek'cim ama burada çok abartıyorsun artık. Ya abi. Q'sunu tutturmuş ya, çıldıracağım, adam buradan çıkmıyor ya. Git bak başka lane'lere git bak. Midiniz kaybediyor. Botunuz kaybediyor bak. Ne kadar gerideler. Adam inatla bende ya. İnatla bana geliyor ya.
Sıkıntılı adam. Neyse, şimdi ben ufaktan Lich Puan'a doğru rushlayacağım. Lich Puan'ın içinde bildiğiniz gibi ruh yeli de var. Bu ruh yeli de bana bir hareket hızı kazandıracak. Jax da bota teleport atıyor. Harikasın Jax'cığım. Gitmeyin abi, çıkın. Bu adam keser yani. Blitz'in manası yok. Rammus'a tek başına pek bir şey yapamaz. Flash mı attı Rammus? Gerçi Rammus'un çivilisi var. Aynen. Çivilisi yok da o deli diken miydi neydi? O eşya sayesinde. Helal be Rammus. E'sini bekletmiş. Ah. Güzel durumlar şu an bayağı iyi gidiyor. Bir de orada ejderi alırlarsa harika olur. Jax iki kere teleport attı. İkisinde de bir şey çıkartamadı. Eğer çıkartabilseydi o zaman çok çok kötü olurdu bizim adımıza. Adam 6 kere ölmüş. Bota zaten gittiğinde 2 kere öldü. Burada lane'de adamı zaten 4 kere ben kestim. Şu an mesela tank kasıyor olsaydım kolay kolay düşmezdim ama bir tank build'i yapmıyoruz. Full AP build'i yapıyoruz. O da işin nazar boncuğu. Güzel. Farm'da da bayağı bir üstünüm. Adam teleportlarından sonuç çıkartamadığı için. Şimdi şuraya bir yanaşalım. Ben burada Aurelion Sol'ü keserim. 11 levelim. Ultim de var. Gelin abi buraya. Blitz gel. Blitz niye korktu acaba? Allah'ım yarabbim, çıldıracağım ya. Benim alabileceğim bir skordu. Şimdi bota gitsek Lucian'ı keseriz bence. Lucian eğer orada tekse tabii. Ultim mi vardı abi? Nereye kaçıyordu? Tutacaktım o adamı her türlü. Oo, bot lane çok ileride. Ben de geliyorum abi. Zek de burada sattı. Seni bir alalım. Güzel. Jax'cım ama tapu itiyorsun, hoş değil bu. Neyse, o tapu aldı dursun. Ben de o zaman şu bot kuleyi pushlarım. En azından burada ben de bot kuleyi almış olurum. Burada herhangi biri var mı? Aynen tahmin ettiğim gibi. Az bu kuleyi kettince. Jax ikinci kuleye devam ediyor. Niye kimse gitmedi oraya? Ben bizimkiler oraya giderler diye düşündüm. Neyse, Fizz en azından orada kuleyi aldırtmaz. Ben de şöyle bir base'imi atayım. Artık hiç puanımızı tamamladık. Hiç puanımızı tamamladığımıza göre şu ayakkabımızı da alabiliriz. Merkür'ün adımları da geldi. Helal. İyi kesti valla. Jax güçlenmeye başladı. Artık Jax'ın güçlenmeye başladığı dakikalar ne kadar skoru da olmasa çocuk vuruyor yani. Çarı böyle. Yapacak bir şey yok. Şu an bir parti daha itebilirim burada. Ultimiz 78 saniyeye düşmüş. Çok güzel. Sadece %10'luk cooldown'umuz var. Ulti şapkasının faydası. Zaten bir kere daha ultimizi bastıktan sonra ulti şapkasını son sınırına getirmiş olacağız. Ya, karşıda Zek olması birazcık can sıkıyor. Benim bütün mobilitemi bozuyor. Ama solleri falan baya kötü durumda olduğu için pek işlevsel değiller şu an. Solde eğer birazcık skor olsaydı ciddi sıkıntı yaratabilirdi. Al abi onu. Çok güzelsiniz. Burada Thresh devam edecek mi? İyi devam etmedi. Ben bir daha bir base'imi atacağım. 1300 gold'um var. Artık Rabadon'uma başlamak istiyorum.
Rabadon'a ihtiyacım var. Lucian da botta kule almış. Şöyle Rabadon yazalım. Bildiğiniz gibi Rabadon da değişti. Hatta Rabadon yerine direkt Büyübüken de gidebilirsiniz. Büyübüken de olabilir. Bildiğiniz gibi Büyübüken'in aktifi işte belli bir yük topladıktan sonra size onun kadar hareket hızı, ilave yetenek gücü falan sağlıyor. Bu da bayağı kuvvetli hale getiriyor. Luden alabilirsiniz. Luden de güzel bir tercih. Artık yeni gelen seni bir daha bir alalım. Süper. Ultim gelmek üzere. Burada Lucian'ı da keseriz. Selam Gursi. Ama yanlış tarafa kaçıyorsun. Ignite'ımı öldüreceksin değil mi sen? O bir de flash attı. Süpersin. Jax. Abi o neydi? Yalnız hepimiz kötü oynadık orada. Jax tam zamanında kaçabildi oradan. Şimdi bu minyon dalgasını itmemiz lazım. Bizimkiler burayı zorlamazlarsa iyi olur. Blitz'in özellikle buradan çıkması lazım. Tek başına Jax orada mücadele edemez. Şu an 252 HP var. Q'muz bayağı bir hasar vuruyor. Ultimiz o da aynı şekilde. Abi niye dive girdiniz? Niye dive girdiniz? Jax skorlar topluyor Jax. Oy 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 oy. Fizz'onu keser. Harika. Burada ultisi falan olsa bunu da zorlar. 4'te 4 alır ama bakayım alabilecek mi? Alır herhalde ya. Zeki'nin pasifi var mı bilmiyorum da. Zorlarsa bence keser. Çok şükür. Pasifi varmış ama. Yetişemeyecek. Abi şaka gibi ya. İstediğini alamadı oradan. Şu Büyübüken'i denesek mi aslında? Hareket hızı falan var ya, işlevsel olabilir diye düşünüyorum. Hani bastığınızda aynı size şu görkemli zaferin etkisini sunuyor. Kuvvetli de olabilir. Bir alalım. Aktifini kullanırız. Bir de denemiş oluruz eşyayı. Ben de hiç almamıştım. Peşinden Rabadon alırız. Sonra da bir Luden alırız. Öyle de kapatırız. Büyü nüfuzu almama gerek yok gibi. Karşıda bir ruh gömleği kasan Zek var. Zek için mi sadece sıkıntı? Bu arada 14 levelim. Jax 13 level. 1v1'de keser miyiz? Ignite'ımız yok ama. Bot lane'i tutmam gerekiyor. Gerçi ultim falan var ama. Bilemiyorum. Abi sen ne olmuşsun ama. Flash attı. Güzel. Flash'ını attıysa bizimkiler keserler. İyi güzel. Ah, burada o adamın flash'ını aldık. Ama benim için pek iyi olmadı. Hani birazcık daha baitliyim dedim bizim çocuklara doğru. Bizim çocuklar da tabii geciktiler buraya. Yani tam zamanında yetişemediler. Şunu bir satalım. Buradan gelsin bize ya. Buradan iyidir. İçinde manası da var zaten. Yetenek gücü de veriyor. %10'da cooldown sağlıyor. İşlevsel olur ya. Çok güzel doğuşladı. Thresh öldü buradan. Hadi beyler. Hadi bakayım. Helal siz. Jax teleport attı. Aa bu kötü oldu. Alamaz herhalde. Helalsiniz be. Fizz bayağı iyi durumda bizim. Bu da ölecek galiba. Kettin kesti ona. Hadi yavrum. Kettin. Hadi. Fizz vursana oğlum. Ulti açıyor. Burada minyonlar geliyor. Bence burada kuleyi alırız. Ultim de var. Ignite'ım da var.
O opyon seçileri de bayağı işimize yarardı. Solcum, hayırdır sen? Ama neyse. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Çektiğimiz yaşamıyor ya. Vur abi, vur vur vur. Zekin gelişe bak ya, Zekin gelişe bak. Abi ben orada kitle kontrolü nasıl yedim? Bizim arkadan gelen kimse var mı? Biz ikimiz kesemeyiz. Aksine arkada Lucian falan da var. Sıkıntı yaratabilir. Şu eşya da stacklensin. 48 ilave yetenek gücü veriyor. Güzel, bayağı iyi. Garip eşya yapmış. Aynen. Ya hoşuma gitti aslında. Şey, Vlad'a falan güzel gidiyor işe. Şu an bak kullandım eşyayı. Harika abi. Buralarda bir yerde bir de Aurelion var. Çok tuhaf oynuyor ya Aurelion. Yakalarız ya şimdi onu. Nereye kadar kaçacaksın Aurelioncu? Güzel. Hadi Caitlyn. Helal, yakışır. Orada üzerinde red var. Thresh'i de kesti. Hadi bakayım. Güzel. Burada aslında Baron var. Baron'u da gidebiliriz. Botu kuşladıktan sonra. Ya da bitirirsiniz. Aynen, oyunu da bitirebiliriz. Ha, gerçi sur verdi adamlardan. GG. Yalnız kuleye ne kadar hasar bıraktı gördün mü? Güzel oyundu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Şimdi bir de hasar tablosuna bakalım. Ne vurmuşuz, ne yapmışız, ne bitirmişiz. Oyuna güzel başladık. Tabi Zek ayrılmadı lane'inden ama problem değil. Rammus da güzel kapattı lane'i. Orada lane'den birazcık daha üstün çıktık ama Jax yani sonuçta karşımızdaki karakter üstün olması normaldi. Ne kadar fazla skor alırsak alalım, adamı ne kadar düşürsek düşürelim, late game'de yine de vuracaktı. 14-8 güzel bitirdim. Güzel de farmladım. Şöyle bir de bakalım. S almışım. Fize S8 almış. Enteresan. 15k hasar bulmuşum. Fena değil. Rakipte de Jax herhalde en fazla hasar bulmuş. Aynen 16k. Aurelion bayağı kötü bitirmiş. 7k hasar bulmuş. Yani Thresh neredeyse onunla yarışır durumda. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.